Kızım ne yapıyorsun? Aslanlarla sabah sporu. Bu mini bir arkadaşımız istedi arkadaşlar. Çoban arkadaş da vardı. Onun köpeklerinden bir tane getirdik. Kurtçu yavrular annesi babası. Bu da kalın bir köpek olacak. Aslında içlerinden en sivrisini getirdim. İnce burunlu falan böyle ama o biraz daha kara kırçıldı kardeşi. Bundan biraz daha ufaktı. Biraz sertti o. Biraz rahatsızlanınca bizi mahcup etme dedim arkadaşa. Bunu verdik. Bunu getirdik. Simba'ya da iyice alıştı. Çuval mı yiyorsun? Kafanı kırarım. Çık! Bırak. 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 Ne, beni mi ısıracaksın? Beni mi ısıracaksın? Beni mi ısıracaksın? Eşek herif. Eşek herif. Tıt. Tıt. Şu egzoz sesini ver duysunlar. Beni mi ısıracaksın? Ver. 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 Onun içine et koymuşlar, atmışlar. Etin suyu kalmış içinde. Onun için onu vermiyor. Gel bakayım. Kim var burada? Git. Ya alırım seni öyle. Gel bakayım. Kim var oğlum orada? Minik de ne yiyorsun diye bakıyor oğlum. Ne biçim şeyler öğretiyorsun miniye ya? Ha? Eşek herif. Hani benim kızım? Miniğim. Patileri falan görüyorsunuz arkadaşlar. Gövdeli iri bir köpek olacak. Kardeşlerim için en iri yavru buydu. Çoban bunu kendine ayırmış. O yavru hasta olunca ben onu bunu elinden aldım getirdim. Haydi. Haydi oğlum. Mini koş, mini koş. Düş peşine Simba'nın, hadi. Ah 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 ah.
Ha bak öğretti ona da aynısını o da yapıyor şimdi. Bak onu yemeye çalışıyor. Bırak kızımını. Bırak. 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 Bırak onu hadi. Pis o pis. Bırak kızım. Yürü. Git. Hadi. Çık. Çık. Pis o pis. Yürü. Yürü kızım. Yürü hadi. Gel. Gel. Gel gidiyoruz gel. Bak. Bok var orada. Öğrendi ya. Simba yiyor ya. Çık. Yürü. Koş. Simba'yı bul hadi. Yalnız gezme seni boğarlar bak Simba'nın yanına hadi. Yürü abinin yanına. Hadi gel. Gel korkma gel. Gel kızım gel gel. Gel. Ah 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 ah. Koş koş kızım koş. Koş kızım. Aferin benim kızıma. Aferin. Aferin. Aferin benim kızıma. Arkadaşlar. Şuncağız yavruyu bile dağa götürüp getiriyordu yani. Koyuncular. Görüyorsunuz daha minicik dişleri. Dökmemiş dişlerini bile. 3 aylık olmamış daha yani. Şuncağız yavru bile dağa taşa gidip geliyordu. Keza koyuna giden yavru çobanlarla takılan yavrular insandan korkuyor arkadaşlar. Çünkü dövüyorlar yavruları. Ekmeğe geliyor, bilmem neye geliyor. Sopayla bir tane yapıştırıveriyorlar. Yani o açıdan insandan korkuyorlar. Ama yavaş yavaş insanlar alışmaya başlıyor. İlk geldiği zaman insan görünce kaçacak delik arıyordu. Daha yeni yeni alışıyor. 2-3 gün oldu. Bak kar yiyorlar. Dün akşamdan kalan yığıntılar bunlarda. Bu arada Simba'nın da karla ilk tanışması bu. Üstünü buz bağlamış. Ağaçlardan da tak 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 sesler geliyor. Ağaç kakanlar yuva yapıyor. Bakın işemeye bakın. Hala ayak kaldırma yok. Minik. Gel kızım gitme. Aklı çuvalda kaldı. Çok akıllı bir köpek ya. Ben isteyen arkadaşlar için yavru getirip götüreceğimi söylemiştim. Aracı olacağımı daha doğrusu. Çobanlardan alabileceğimi. Cüzi miktarlar işte. Maksimum 1000 liraya kadar falan. Verebilenden, isteyenden alabileceğimi söylemiştim. Ben Sivas'tayım biliyorsunuz arkadaşlar. Tam yerindeyiz. Aldığımızı aldık getirdik. Temin ettik isteyenlere. Bu yavru da gene öyle bir yavru. Bir arkadaşımıza gidecek. Ya maksat köpek sever, kangal beslemek isteyen arkadaşların veya çoban köpeği beslemek isteyen arkadaşların heveslerini 5000 liralar gibi rakamlar çekip de havada bırakmamak. Cüzi miktarları kapatabilmek. Koyunculardan aldık. Çobandan aldık. Tanıdığım bildiğim köpeklerin yavruları. Ondan sonra insanların da takdirini kazanıyoruz böylece. Çocuklar çok seviniyor.
Şunların görüntüsüne bak.